Kaktüs türlerinden birkaç örnek bambaşka bakım şartları isteyen pek çok kaktüs türleri vardır. Buradaki bilgiler genel bilgilerdir. Sahip olduğunuz türün bilimsel adını bilerek onu nasıl yetiştireceğiniz öğrenmeniz gerekir. Kaktüs familyasından türlerin genel özellikleri. Kaktüsler aşırı kuraklığa dayanıklı ve dikenli bitkilerdir. Bu yüzden susuzluğa dayanıklı ve dikenli birçok süs bitkisine yanlışlıkla kaktüs demek bütün dünyada yaygındır. Gerçek kaktüsler bitkiler aleminin Cactaceae Kaktüsidae familyasındandır. En çok çöl kaktüsleri bilinir ama kızgın güneş altında kuraklığa pek dayanıklı olmayan tropikal yağmur ormanı kaktüsleri türleri de var. Kaktüs çiçeği areola kaktüslerin tipik özelliklerinden en genel, en yaygın olanıdır. Birçok türde gayet belirgin, bazılarında pek belirgin değildir. Belirgin olanları gövdede dikenli noktalar şeklinde, Bazen de minicik dümecikler şeklindedir ve üzerleri ya dikenlerle ya da çok kısa dikenimsi tüylerle kaplıdır. İşte bunlara areola denir. Kaktüs gövdelerinde areolalar bazen düz gövde üzerinde, bazen hafif kapartılar üzerinde, Bazen de meme ucu gibi uzantılar ucunda bulunur. Yılbaşı kaktüslerinde hiç belirgin değillerdir ve dikinsizdirler ama vardır. Ayrıca areolalar aynı zamanda filizlenme gözleridir. Herhangi bir areola tek başına kesilip alındığında yeni bir kaktüs geliştirebilecek özelliktedir. Gerçi bu usul kaktüs üretimi çok zordur. Sukulent, özellik sukulent sözcüğü birbirleriyle hiç alakası olamayan bitki familyalarından ve farklı iklimlerden pek çok bitki türlerine verilen genel bir isimdir. Bu bitkilerin başlıca ortak özellikleri suyu ve besinleri bünyelerinde depolamaları, iyi korumaları ve uygunsuz şartlarda hayatta kalmayı bu sayede başarmalarıdır. Sukulent türlerin pek çoğu kaktüs değildir yani cacı CAE familyasından değildirler. Ama her kaktüs türü sukulenttir. Sukulent ve kaktüs türlerinin ilginç ortak bir özellikleri de fotosentez farklılıklarıdır. Yani sıcak ve güneşli gündüz saatlerinden nefes almazlar. Amaç su kaybını en aza indirmektir. Bu tarz fotosentez akresula tarzı fotosentez denir. Tüm kaktüs türleri pek çok sukulent türler gibi farklı fotosentez sayesinde uzun süreli kurak dönemde hayatta kalırlar. Kaktüslerin bilimsel sınıfları adlandırılması, Cactaceae, kaktüs Giller. familyasından tüm bitkilerin genel adı kaktüstür. Kaktüslerin ana vatanı Kuzey ve Güney Amerika katalarıdır. Familyada dört ana grup, alt familya ve 1800 civarında tür bulunur. Bunlar, Pereski o etek e. cinsi var o da Pereska 25 kadar türü var. Bunlar tropikal iklim kaktüsleridir. Dallı budaklı gelişen, normal yapraklı, sıradan bir çalı gibi görünür. İnce dalları ve normal yapraklarıyla kaktüslere hiç benzemezler. Süs bitkisi olarak da kullanılmazlar. Opuntoideae kaynana dil benzeri kaktüsler. Bu grupta 15 kadar cins var. Genelde yeni gelişimler mini yapraklı olur ama sonradan kuruyup dökülürler. Kökleri, genellikle, toprak seçmez ve iyi gelişir. Hassas kaktüsler bu türlerin üstlerine aşılanabilir. Bu açıdan en çok kullanılan ve en uygun tür ise Pereskiopsis spatulatadır. Cactoidea en çeşitli grup budur. Kaktüs türlerinin pek çoğunu içine alır. En tanınmış kaktüs türleri ve yılbaşı kaktüsü bile dahil 9 sınıfa ayrılır. Kaktüs yetiştirmek ve bakımı. Bakım ve yetiştirme konusunda kaktüs giller familyasındaki tüm türler için genel bir yol izlenmesi mümkün değildir. Tropikal ve subtropikal yağmur ormanlarına ve sis ormanlarına ait kaktüsler ile çöl kaktüsleri tamamıyla farklı ihtiyaçlara sahiptirler. Tropikal yağmur ormanlarına ait kaktüslerin ortak bir yetiştirme usulü için Atlas kaktüsleri sayfasına bakın. Subtropikal dağ ve sis ormanı kaktüsleri için izlenecek ortalama bir yol için Yılbaşı ve Paskalya kaktüsleri sayfasına bakabilirsiniz. Çöl kaktüslerine gelince, her türü çöllere ait değildir. Çöl, yarı çöl, kurak ve yarı kurak yerlerin bitkilerini Ama genel anlamda bunlara çöl kaktüsleri demenizde bir sakınca yok. Güneş ihtiyaçları. Her şeyden önce çöl kaktüslerinin gün içinde en az 4 saat direkt güneşe ihtiyacı olduğunu iyi bilin. Bol güneş bu tip kaktüsler için çok önemlidir. Aksi takdirde şekilleri bozulur. Fakat öte yandan Haziran ortasından Ağustos ortasına kadar da saatlerinin dimdik tepe güneşinden korumak sus bitkisi olmaları açısından güzelliklerinin korunması ve hızlı gelişimleri için gereklidir. Kışa dayanıklılık Çöl kaktüslerinin çoğu kışın hafif donmalarda zarar görmez. 7 dereceler arası. Bazıları orta şiddetli don olaylarına dayanır, en fazla 20 derece gibi. Örneğin İstanbul'da birçok kaktüs türü kışın kar altında kalsalar bile hiçbir zarar görmediğini dayanabiliyor. Kaktüsünüzün kış soğuklarına ne kadar dayanıklı olduklarını türün bilimsel adıyla araştırarak öğrenmelisiniz. Bilmiyorsanız kışın artı 5 dereceden daha fazla soğuktan korumalısınız. Çiçekli mini kaktüs toprak, sulama vesaire bakımları toprak istekleri türüne göre değişir, bazıları hiç toprak seçmez. İstanbul'da ve Ege, Akdeniz bölgelerinde bahçelerde en sık gördüğünüz türler killi toprakta bile sorunsuz gelişir ve kışın toprak ne kadar ıslak olursa olsun hiçbir şekilde etkilenmezler. Bazı çöl kaktüsleri ise kışın ıslak toprakta kalırsa toprağa havadar ve süzek olsa dahi hemen çürürler. Genelde kaktüsler suyu şiddetle çabuk süzdüren toprak isterler. Yalnız kaktüslerin besleyici toprağa ihtiyacı olduğunu bilin. Şöyle bir formül iyidir. 3 ölçü kendiliğinden humuslu doğal kara toprak ile bir ölçü dişli kum iyice karıştırın. Sonra 4 ölçü bu karışımdan ve bir ölçü küçük tane liponza taşı ile tekrar karışım yapın. En iyisi en ideali budur. Saksı, çöl kaktüslerini ister mini türlerden ister büyük türlerden olsun mutlaka kalın kenarlı toprak saksılar kullanmalısınız. Sulama kaktüslerin nadiren sulanması gerekir diye yanlış bir inanç var. Yazın normal sulamak gerekiyor. Toprağa biraz kuruma gösterdikçe sulayın. İlkbaharda ve sonbaharda toprak iyice kurudukça az miktarda su ile sulayın. Saksının içinde toprağın üst yarısını ıslatacak kadar su yeter. Kışın mutlaka çok serin bir yerde tutun ve hiç sulamayın. Gerçi kış sulaması kaktüs türüne göre değişir. Yaz aylarının şiddetli sıcak geçtiği ve gece ısısının bile yüksek kaldığı yerlerde ısınmış toprağa sulamanın kaktüsleri hızlı bir çürütücü etkisi oluyor. Buna karşı dikkatli olun. Ayrıntılı bilgi: Gübreleme ne gübre ne bitki besini hiçbirini tavsiye etmiyorum. Yukarıda tarif ettiğim gibi her yıl yeni taze toprak karışımı yapın ve bu şekilde toprağını değiştirin. Ve kaktüsünüzün bilimsel adıyla araştırıp ona uygun bakım tavsiyelerini öğrenin ve ona göre ne tip gübre tavsiye edilmişse ona göre kullanın. Saksı toprak değiştirme Her yıl Mayıs sonunda daha güney illerimizde duruma göre Nisan ortası ile Mayıs başı arasında Kaktüsünüzü sökün. Köklerinin rahatsız olmasından hiç çekinmeyin. Kökleri yarı yarıya keserek kısaltın. Böyle yapmak kaktüslerin hızlı gelişmesine yol açıyor. Önemlidir. Sonra kuru veya az nemli yeni toprak karışımı ile tekrar dikin. İlk 10 gün hiç sulamayın. Çiçek açmaları çöl kaktüslerinin tomurcuklanma girişimine karar verme şartları ve çiçek açma zamanları türden türe değişir. Birçoğu kişinin fazlaca üşüyünce çiçek açar. ama ne kadar soğuğa dayanırlar. Bu da türüne göre değişir. Soğuğa ne kadar dayanıklı olursa olsun, eve alışmış bir kaktüs kış ortasında dışarıya koyarsanız soğukta derhal çürür gider. Önceden, yazdan beri yavaş yavaş alışması gerekir. Çoğaltılmaları genelde bol bol mini yavru verirler. Bunları ilkbahar sonunda ayırıp başka saksılara dikin. Kesinlikle tutar büyürler. Köklenmesi zor. Gelişimi çok yavaş türlerde kaktüs aşılama tekniği uygulanır. Uzun boylu ve güçlü kaktüslerin gövdesini birkaç parçaya bölüp her birini köklendirebilirsiniz. Detayları yazmıyorum çünkü her türde aynı şekilde işe yaramayabilir. Kaktüsünüzün türüne göre çoğaltma bilgilerini mutlaka bulup okumalısınız. Buradaki bilgiler genel, tanıtım amaçlı. Tohumla da çoğaltabilirsiniz. Gayet kolaydır. Çimlendirme şartları türe göre değişebiliyor. Hangi türün tohumunu edinmişseniz hakkında bilgi de edinmelisiniz.